İstersen sen de bir gör oraya, seninle ilgili yazılanlara bak. İnsanlar Emel Emel diye yanıp tutuşmuyor. Biz böyle hani sizi üzmeyelim, kırmayalım diye bonkör bonkör puanlar veriyoruz. Ve siz bunu gerçek sandınız hepiniz. Senden çok şıktı biliyor musun o eleştirdiğin? Hı hı. Senden çok şıktı, senin şu halinden. Turuncu oje, yeşil yüzük, renk mi kattı? Tikareler çok büyük, masa örtüsü gibi. Sadece üst şu masa örtüsü yorumu bana var ya, çok ağır geliyor yani. Nedir masa örtüsü, nedir ağır ya? Ağır kelimeler kullanan insanlar ağır kelimeler duymaya hak ederler Nihal'ci. Ben sizi böyle gördüğüm için gerçekten çok sinirliyim. Çok aşırı sinirliyim. Peki Ayşenur, bizim sezonumuzu temsil ediyorsunuz. Böyle mi temsil ediyorsunuz siz? Niye ağlıyorsun? Özür dilerim, bilerek değil yani. Size karşı değil Ayşenur'a, inanılmaz sinirlerim boşaldı. Ha niye birazcık gerçekten tarzını eleştirecek dolu dolu eleştiri yapmıyorsun? Ne yapabilirim? Biraz yaratıcı fikirli yorumlar yap. Ne oldu ki? Yani sürekli onların kraliyet ailesinden gelmiş gibi davranmaları benim hoşuma gitmiyor. Estağfurullah. Kızlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Yani cuma ışıkları öncesinde daha sade gibi görünüyorsunuz sanki. Genel şaşırtmaca bir hava. Ters köşe yapacaksınız. Taktik. Efendim? Taktik. Taktik. Hadi bakalım işe yarayacak mı göreceğiz. Öyle. Hepinize bol şans, bol puanlar. Efendim, podyumun açılışını yapıyor. Emel Özkızıltaş podyumda. Emel. Ay hoş buldum Öykü Hanım. İyi, taze enerjiyle geldim bugün. Kimsenin eleştirisini, yorumunu dinlemeden. Evet. Hoş geldin. Ben de düşünüyorum nereye gideyim, nereye gideyim. 2-3 tane vardı aklımda. Şurada birini yolda, şeyde podyumda düşündüm. Hı. Ne düşündüm, hangisini söyleyeyim? Şunu söyleyeyim bari. Yine bir şirket. Yok, şirketi söylemeyeyim, onu söyleyecektim. Söylemeyeyim. Tamam. Teyzem Paris'ten gelmiş ya. Hı. Teyzemin Paris'te yaşayan, çok hani yıllara dayanan bir dostluğu, arkadaşı da beni çok beğenmiş. Bir tanışayım demiş. Öyle teyzem de dedi ki bana, akşam dedi çıkalım hep birlikte. Öyle yeter bu yemek, bekarlık artık. Ben evet, sana uygun birini buldum. Güzelce giyin gel. Bakalım böyle ne olacak. Yemek, gel bakalım. Evet. Ezgi. Renklerini çok sevdim. Çantanı çok sevdim. Sadece etekte bir boyunda mı, kloşluğunda mı bilmiyorum, beni rahatsız eden bir şey var. Bir de keşke deri ceketini farklı bir deri ceket seçseymişsin. Dün ve dünden önceki gün zaten bu podyumda o deri ceketi gördük. Dolabımda şu an 3 tane var ama hani bu kombine, ben bu formda ceketi, hani diğerlerini şu an dolapta zaten, diğerlerini yakıştıramadım. Birisi uzun geldi, diğerini de beğenmedim. Bunu beğendiğim için hani bu kombinde bunu değerlendirmek istedim. Yo, anlıyorum tabii ki de, şöyle bir şey var. Ben giyilmesine karşı bir rahatsızlık hissetmiyorum. Sadece hani arka arkaya hani bu kadar çok yani kez hani, tamam farklı kombinler olabilir ama yine de yani işte dediğim gibi hani ben de anladım. Ama üstüne başka bir ceket, daha farklı bir ceket alsaymışsın da güzel olabilirmiş. Yani eteğine uyumlu. Nurcan. Ben de çok sevdim. Aslında eteğin boyu hiç rahatsız etmedi beni. Güzel duruyor.
Bilmiyorum vallahi o adam ne diyecek. Böyle bir kadını kaldırmak da zor. Teşekkürler. Güzel annesin. Görünüyorsun. Çok uyumlu görünüyorsun. Özden. Ay, bugün makyajın çok güzel olmuş. Üzerindeki trikoyu da sevdim ama eteğini sevemedim. Hani diz altında olsa daha güzel olabilirmiş. Çünkü seni çok kalın gösteriyor deseninden de dolayı. Ya da kaşe bir kumaştan olabilirdi. Gri bir etek olabilirdi. Çantanı beğenemedim. O ceketi evet çok fazla gördük. Dün de hani iki kişi de falan vardı sanırım. O kadar. Ayşegül. Ben üst tarafını beğendim ama ben o ceketi öyle kullanmıştım ve bana ceketi omzuna o şekilde alma denilmişti. Bir de eteğini sevemedim, çantanı sevemedim. Ayakkabını biraz demode buldum. Yani üst tarafın güzel olmuş ama alt tarafını sevemedim. Bir de bir şey söyleyeceğim Ömer, sen bana o gün yan yana geldiğimizde şey demiştin. Dışarıda kimi görsem seninle ilgili bana kanalı değiştir. Özellikle kanalı değiştiriyorum diyormuş. Evet. Özellikle yorumlarda bizim, da yazmış. Bizim programımızın bir Instagram adresi var. Oraya girip baktım. İstersen sen de bir oraya seninle ilgili yazılanlara bak. Hep iyi yorum gelmiyor demek ki sana. Hani bana kötü yorum geliyor diyor. Fazla lanse ettin o gün hani benle ilgili olanı. Sen... Ama yok ben lanse etmedim. O gün sen bunu bastıra bastıra söyledin. Kimi görsem, kimi görsem diye. İstersen bir oraya gir bak. Çünkü kim seni samimi buluyor, kim samimi bulmuyor. Evet, tabii öyle. Oradan da biraz okursun. Belki biraz moralin bozulur diye düşünüyorum. Yo, bozulmaz. Seni tutan beni sevmeyebilir. Yo beni tutmuyorlar. Senin fotoğrafının altına yazıyorlar. Benim fotoğrafımın altına yazmıyorlar Emel'cim. Benimle alakalı değil. Hani sen dedin ya kimi görsem diye. Ben de özellikle denk geldim bir fotoğrafa. Bir konuğumuz gelmişti. Onunla fotoğrafım vardı. Sonra senin fotoğraflarına da baktım. Yani insanlar Emel diye yanıp tutuşmuyor. Seninle ilgili de ağır sözler de söylüyorlar Emel'cim. Hani kanalı değiştiriyorum falan gibi bir şey söyledin orada ama bana da ne güzel bir tek onun hakkından sen geliyorsun oradan falan yazmışlar. Bilmiyorum biraz oku belki moralin bozulur. Belki hani birazcık bozulmaz. Normal davranmak istersin. Burada ağlıyorsun, orada gülüyorsun ya. O ben, dengeyi iyi sağlarsın belki. Gayet normal davranıyorum zaten. Yok, çok normal davrandığını düşünmüyorum ama demek ki bunu bir tek anlayabilen ben değilmişim. Ben çok normal davranıyorum. Herkesin huyu farklıdır. Ben duygularımı anında yaşayan birisiyim. Hı-hı. Tutamam kendimi. O an ne hissediyorsam onu yaşıyorum. Evet, onu insanlar da anlamış işte. Demek ki bir tek bir de ben evimi çok merak ediyorum. Evim neredeymiş acaba? Bunu çok daha merak fazla ediyorum. Yayında konuşulamayacağı için devamını getirmeyeceğim. Çünkü getiremezsin bu... çünkü benim evim yok. Keşke olsa. Belki de Allah söyletti de olur ama belki. Ama bir şey söyleyeceğim. Hatta bir yorumunda fotoğrafını çekmiştim. Bir de senin için tek demek ki bunları ben düşünmüyorum. Ama bunu hani ben söylemeden önce çok insan yazmış. Demiş ki biri ev kiramı ödeyemiyorum diyen insanın altında jip olması çok tamam, ilginç. Tamam arabam var. Taksit, taşıt kredisini ödüyorum. Daha bitmedi. Tamam üzerime... ama hani ben girmeyeyim konuya. Ama evim yok. Özel hayatımıza hani öyle giriyor bir şey ya. Nasıl söyleyebiliyorsun? Yok özel hayatımıza giriyor. Bir ara şey düşündüm. O kadar ciddi söyledik. Allah Allah acaba evim mi var diye ben bile kendime şaşırdım. Emel'cim ben bunu sana çünkü... dışarıda söyleyeceğim. Ve hani dışarıda da söyle, ispat çünkü edeceğim. Bu, ama burada, burada etmelisin şey, bence. Tapu fotokopisi yok, getiremiyoruz herhalde. Biz konuyu kapattık zaten Emel burada. Yani tapu fotokopisi... Yok gerçekten evim yok. Benim yok, hiç merak ettiğim bir mesele değil. Beni hiç ilgilendirmez. Yani tapu fotokopisi getirilebilse bir yerden bulsak birine de aldırtamayız senin yani adın olduğu için ama... Yani üzerime ait ne var onu hani çıkartalım yok, diye düşünüyorum. Arasındaki dengeyi de insanlar da çok güzel kurmuş. Biraz önce söylediğim şey ama ben bunu dile getirmek istemiyorum. Ben sadece yarışmadaki davranışın üzerinden gittim bu konuya. Onu da ama söyledim hani, zaten. Dediğim gibi sen azıcık vaktini ayır böyle telefonla ilgilendiğinde bir bak. O zaman ben sen de anlarsın telefonumla insanların nasıl benim gibi düşündüğünü. Peki. Bu kadar. Nihal. Bir insanın zaten herkes sevemez. Ayşegül'ün de fanları var, senin de fanların var. Bence bu kapıştırma olayını bırakın artık. Çünkü Instagram'da da herkesin Instagram'ı yok. Hak dediğimiz şey Instagram değil. Hani çoğu bize yorum yazan fake oluyor. Ben okuyamıyorum bile. Kıyafetine gelince Emel, ben senin ayakkabılarını hiç beğenmedim. Yani eteğin, o üstündeki kemerin, onları sana çok yakıştırdım. Onlar senlik şeyler, taşıyabileceğin şeyler. Ama o ayakkabı işi bitirmiş yani. Bence o kadar kötü bir ayakkabı ki, hani diğer kıyafetin de güzelliğini göremiyorum. Kafan çok güzel. O ceketin yerine daha klasik bir deri ceket almanı isterdim. Yani ben seni biraz güzel bir bayan olduğun için hani çoğu şeyi taşıdığını düşünüyorum ama bence iyi giyinmiyorsun. Hatta bizim sezonumuzda daha iyi giyindiğini düşünüyorum. Hazır mısın Emel? Evet hazırım. Geçebilirsin.
Emel Özkızıltaş, ayakkabı 280 lira, çanta 120 lira, etek 150 lira, bluz 20 lira, deri ceket 250 lira. Ay hoş Merhaba. Geldin. Hoş buldum. Çok iyi oldu. İlk yarışmacı sen geldin. Bugün benim enerjim çok fazla iyi değil. Bari depolarım. Ay pek güzelsin sen. Şu eline al ceketini şöyle koluna. Montunu. Ay, İvana şu montlar ne olacak? Herkes aldı. Balıkçı ne kadar güzel yakışmış. Ay teşekkür ederim. Ay tam Özbek kızı gibisin böyle. Ay, sağ olun. Türkmenistan. Çok bu ortadan ayırınca saçını. Alıştım. Hı-hı. Alıştırdım. Kemal Bey de dedi ya böyle yap artık döne yani duruyor. Hı. Çorabın. Artık renkli çoraplar giyiliyor tabii. Hı. Yani çok iyi. Ben eteğini çok beğendim bu. Teşekkür ederim. Çok moda. Bu kumaş. Kemer mi var? Eteğinin kendi kemeri mi o? Ben kemer taktım. Olmuş mu? Ay taktın. Bak demek dinliyorsun bizi. enerjin, her şeyin. Bugün beni mutlu et ne olur. Ay, İlerleyen saatlerde. Tamam. Sakın ağlama. Benim canım sıkkın. Ay. Herhalde kardeşlerimi özledim. Ailemi. Özlem. Böyle bir garip hissediyorum kendimi. Öyle oluyor zaman zaman birikimler. Ah. Yedi. Teşekkür ederim. Alev, alev. Alev. Kaynıyor mu? Kaynıyor. Nasılsın? İyiyim, çok iyiyim. Yani bu ne konuşma? Ev var, araba var, şey var. Ay. Olsun, ne olacak? Keşke olsun. Olsun inşallah. Allah söyledi. Herkese bir ev olsun, araba olsun. İnşallah. Güzel hayat olsun. Araba var da evim yok ki. İnşallah olur. İnşallah. En yakın zamanda. İnşallah. Renk uyumu çok güzel. Ekosili etek çok beğendim. Siyah, beyaz, bordo, balıkçı, triko, bluz. Onu match ettin, yaptın. Güzel oldu, yakıştı. Teşekkür. Ben sadece ceketini sevmedim. Bunun üstüne böyle yün bir kaban istedim ben. Manto. Böyle. Uzun mu? Kısa eteğin mı? Eteğin kadar. Dolap. Ya da yere kadar. Hiçbir zamanda o eteğini kesmemeli. O da var dolapta. O küçücük dolaba neler koydun? Ay can gözlüğünü çıkar canım. Çantada. Ivana. Biraz daha küçük olabilir. Daha böyle petit bir çanta elinde almalısın. Daha nostalji bir çanta elinde almalısın. Ama bütün olarak gayet güzel ve renkli, uyumlu ve tarz, dönem, tekrar dönem. Demode değil ama dönem bir şey yapmışsın. Ben de güzel 7 veriyorum. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş buldum. Ben bugün çok realist uyandım. Sonra fark ettim ki, düşündüm de biraz. Biz böyle hani sizi üzmeyelim, kırmayalım diye bonkör bonkör puanlar veriyoruz. Ve siz bunu gerçek sandınız hepiniz. Evet, yani bir denge var, bir balansla hepinize üzmeyelim sizi diye puanlar veriyoruz. Ama bugün ben gerçek ne hissediyorsam, üzmeyeyim, kırmayayım düşüncesiyle yaklaşmıyorum kimseye. Bir kendinize gelin. Çünkü bugünkü manzara hiç iç açıcı değil. All Star'dayız. Hiç beğenmedim. Tamam. Senden de yeni bir şey görmek istiyorum. Çünkü üstündeki artık copy paste'lerin de copy paste'i. Defalarca burada yapılmış. O çiçek orada, o etek oradaki eteğin kötü. Yakışmamış sana. Lütfen Emel'cim, bir lütfen. Rica ediyorum. Yapmaya çalışıyorum. Yapmaya çalışma, yap. Tamam. Senden çok şıktı biliyor musun o eleştirdiğin? Hı-hı. Senden çok şıktı, senin şu halinden. Turuncu oje, yeşil yüzük. Renk mi kattın? Tikareler çok büyük, masa örtüsü gibi.
Sadece üst şu masa örtüsü yorumu tabanları. Bana var ya çok ağır geliyor yani. Nedir masa örtüsü nedir ağır ya? Ağır kelimeler kullanan insanlar ağır kelimeler duymaya hak ederler Nihal'cim. Ben sizi böyle gördüğüm için gerçekten çok sinirliyim. Çok aşırı sinirliyim. Bizim sezonumuzu temsil ediyorsunuz. Böyle mi temsil ediyorsunuz siz? Niye ağlıyorsun? Özür dilerim, bilerek değil yani. Size karşı değil, Aysun Nur'a inanılmaz sinirlerim boşaldı. Hani niye birazcık gerçekten tarzını eleştirecek dolu dolu eleştiri yapmıyorsun? Ne yapabilirim? Biraz yaratıcı fikirli yorumlar yap. Ne oldu ki? Yani sürekli onların kraliyet ailesinden gelmiş gibi davranmaları benim hoşuma gitmiyor. Estağfurullah.